Merhaba millet. Webmasters.com HTML derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde HTML'e ilk adımlarımızı atacağız. İlk önce HTML dosyası oluşturmak için yeni metin belgesine tıklıyoruz. İndeks yapalım. İlk dosyamızın adını. TXT yerine ise HTML yazıp değiştiriyoruz. Bu kadar basit. Şimdi ilk adımlarımızı atalım. İlk önce temel HTML iskeletini oluşturalım. Dikkat edin, bu doctype büyük olmazsa çeşitli sıkıntılar yaratabilir. Evet, HTML taglarımızı açıyoruz. Hit tagını da açalım. Bunların açıklamalarını tabii ki de yapacağım. Evet. HTML tagı HTML kodları yazmaya başlayacağımızın göstergesidir. Her şeyin temeli diyebiliriz yani. Bu doctype HTML tarayıcılarımıza bu dosya tipinin HTML olduğunu gösterir. Head taglarının arasında stiller, başlık gibi şeyler yazılır. Birazdan onlara da değineceğim. Body tagının içerisine ise gerekli olan her şey yazılır, yazı vesaire. İlk önce bir tane başlık oluşturalım. Önce bunu kaydedip çalıştırayım. Evet, gördüğünüz gibi hiçbir başlığı yok. Şimdi title taglarını kullanarak bir başlık oluşturalım. Evet, başlığımızı oluşturdum. Gördüğünüz gibi başlık burada çıktı. Bir de stil dosyası çağıralım ve bir stil dosyası oluşturarak sitemize renk katalım. Daha doğrusu web sayfasına. Pardon. Link ref stil.css rel stil sheet tip text/css. Evet, bunu böyle kapatmaya gerek yok. Böyle kapayabiliriz. Şimdi bunun açıklamasını yapalım. Link stil dosyamızı çağıracağımız koddur. Ref stil dosyasının adresidir. Rel ise rel unuttum her neyse, ona bir ara araştırıp bir dahaki videomuza söylerim. Tip ise tiptir, yani tekste CSS. Evet, CSS dosyamızı oluşturmamızda bir mazur yok herhalde. Bu arada bu derslerde HTML ile CSS dersleri karışık şekilde bulunacak. Şimdi arkadaşlar, web sayfası yazmada her şeyin temeli bu div'dir. Div nasıl oluşturulur? Div ID ne olsun? Anlatayım. Bir de class oluşturalım. Webmaster. Normalde Zen Coding var. Hızlı hızlı oluşturuyorum ancak sizi anlasın diye yavaş yavaş yapıyorum. Div ID hata. Evet, şimdi bunların içine dolduralım bir şeylerle. Evet. Anlatayım. Bu arada CSS dosyasına böyle yazılır. Div ID anlatım. İçini açıyoruz. Font size 12 piksel. Bu yeterli buna. Hata
Font color FF 000. Evet. Bir de webmaster class'ımızı Arial yapalım. Font family ya da Webass olsun. Evet, deneyelim. Gördüğünüz gibi 3 tane divimiz oluşmuş. Font size'ları biraz büyüteyim ya da. Nasıl olsa bu anlatım dersi. Evet, gördüğünüz gibi CSS ile yazılarımızı şekillendirdik. Size önemli bir konuya değinmek istiyorum. Valid olarak kodlamayı öğreneceğiz. Yani doğru şekilde. Hiçbir hata olmayacak kodlamalarımızda. File upload'la hemen yükleyelim. Evet, anlatın. index.html. Gördüğünüz gibi 4 tane hata verdi. Hova. HTML5 niye tanıyorsun sen arkadaşım? Tekrar yükleyelim. Evet, gördüğünüz gibi. Nasıl ya? Neden hata vermedi? Vermesi gerekiyordu. İkisi de ID. Bakalım ne hata var. Bir de böyle taratalım. Allah Allah. Niye böyle oldu bu? Çok garip. Frame set yapalım bir de şimdi. Anlamadım neden böyle oldu. Size farklı bir şey anlatmak istiyordum. Ancak önemli değil. Ben buradan söyleyeyim. Bir sayfa... He doğru. Bunu da anlattım, yapmamız lazım ki hata versin. Şimdi arkadaşlar, bir sayfada iki tane aynı şekilde div ID bulundurmanız hata. Neden olduğunu bilmiyorum. Ancak hatalı. Hatalı kodlamamız lazım bizim. Burada da neden hata verdiğini henüz anlayabilmiş değilim. Bu taglarda da. Yine de ben şunu düzelteyim hemen. Evet, tamamdır. Yo, okumuyor. Niye böyle? Neden böyle olduğunu halen anlayabilmiş değilim. Evet, tamam. Arkadaşlar, bu dersimiz de bu kadardı. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.